Boşa nefesini tüketmeyesin Ataşlı Hatun. Ataşlı olan mağaraya beni öldürmeye gitti. Lakin o da senin gibi av olacak. Ne diyorsun sen? Seni son gördüğümde zavallı bir aşık gibi Ertuğrul'a yalvarmaktaydın. Ne işin var burada Gökçe? Her tarafımız düşman kaynarken ne yaparsın burada? Senin böyle gitmene razı gelemezdim. Demek adı Gökçe. Hırslı hatunmuşsun. Ne yaptın ettin, bir bey hatun olmayı başardın. Bizim Ataşlı oğlanın aklını başından almışsın. Senin sayende ben de onun kellesini alacağım. Ne istiyorsun benden? Seni değil. Ataşlı oğlanı isterim. Erini. Bakalım o seni ne kadar ister. Ağabeylerimle olmalıydı bana. Onlarla cenk etmeliydim. Onun da vakti gelecek oğul. Sen artık bir alpsin. Ertuğrul ağabeyim hata eder. Yiğit hepimize ihanet etti. Sungur Tekin ağabeyimin dediği gibi o artık hain. Hem sadece bize değil, devlete, sultanımıza da ihanet etti.
Onu hayatım boyunca affetmeyeceğim. Anam ne der beyim? İki oba ayrılmasın diye uğraşır. Lakin kardeşim varken bu çok zor olacak. Hayırdır? Ağabey bu kanlı. Beyim. Ağaçların arkasına saklamışlar beyim. Ana, buralar tekin değil. Bir an evvel obaya dönmemiz icap eder. Dündar, çabuk obaya git. Alpleri topla gel, çabuk. Noyan'ın işi mi dersin? Bu deliliği başka kim yapacak ana? Yardım edin! Gökçe. Gökçe! Hatun! Gökçe! Sercan dur! Sercan! Yardım edin! Yardım edin! Yettin artık. Atıma yükleyin. Oh!
Maria! Hala hala. Gene karşılaştık Selcan Hanım. Bırak kardeşimi. Her vakit olduğu gibi cazgırsın. Lakin kardeşim bana lazımdır. Hala hala. Duyan gelmiş. Her yere bakın. Bir iz bırakmış olabilirler. Mağarayı boşaltmışlar. Dikkat edin. Başka tuzakta kurmuş olabilirler. Çarpışmaya cesareti yetmedi Noyan Eti'nin. Gökçe'nin elbisesi bu. Üzerinde mektup var. Ne yazıyor? Ne yazıyor abi? Ataşlı oğlan. Siz inimle eğleşirken avradım bana av oldu. Cenk imni başlamakta.